Evet, hoş geldiniz. Şimdi Taylan bunları anlatırken hani diyor bu ağır bir iş, hakikaten ağır bir iş. Ben şu sonuca varıyorum, ben de bu ağır işçiliği yapmaya çalışanlardan biri olarak. Ya Türkiye'de kitap okunmuyor galiba sonucuna varıyorum. Yani bir kitaptan örnek vereyim. Bu işte Murat Belge ve bunun başında bulunduğu İletişim Holding. İşte Kaval adında sermaye olarak arkasında bulunduğu Birikim Dergisi, bütün bunlar. Türkiye'yi 80'den itibaren, 70'lerin sonundan itibaren Türkiye'nin aklını bozmak ve ahmaklaştırmak için çalıştılar ve yayın yaptılar. Ve inanılmaz bir güçleri var. Mesela biz de gidip alıyoruz. Mesela ben edebiyata meraklı ve çalışan biri olarak hemen Nabokov'un Rus Edebiyatı Dersleri kitabını görünce böyle mal bulmuş muharebi gibi saldırdım ve aldım kitabı. Hemen okumaya başladım. Daha üçüncü sayfada şunu yazıyor Nabokov. Diyor ki Lenin diyor, edebiyattan filan anlamayan diyor, cahil biriydi diyor. Rus edebiyatını diyor, işte diyor Sovyet devriminden sonra Rus edebiyatını mahvetti diyor. Sonra biraz daha devam ediyor. Gogol'e geçiyor, Gogol'u anlatıyor. Amerikan üniversitelerinde ders vermiş. 1940'lı yılların, 50'li yılların ortalarına kadar Amerikan üniversitelerinde Nabokov ders vermiş ve Rus edebiyat dersi ve bu kitabı çevirmişler. Gogol'u anlatmaya şöyle başlıyor Amerikan öğrencilerine, üniversite öğrencilerine. Siz diyor ölü canlıları okurken ölü canlıları Rusya ile ilgili herhangi bir gerçek, herhangi bir bilgi bulacağınızı düşünüyorsanız, umuyorsanız bu kitabı bırakın. Asla böyle okumayın diyor. Burada diyor Gogol kendi diyor fantazilerini, kendi düş gücünü, hayal güçlerini diyor yazılıyor. Ve tıpkı Taylan anlattığı gibi şöyle bir fal bakıyor. Çiçikov'un diyor bir çantası vardır hani diyor bilirsiniz diyor kocaman diyor bir sandıktır diyor. O diyor aslında diyor çanta değil Çiçikov'un karısıdır o diyor. Ve işte onun içini anlatıyor, içini. Yani bunu 50'lerde Amerika'da ders yaptılar. Ve bu dersi bugün Türkiye'ye Murat Belge'nin başında olduğu İletişim Holding veriyor. Ve bunu kimse okumuyor. Çünkü gerçekten de Türkiye'de çok sosyalist bir direnç ve güç var. Yani bir tane sosyalist mesela bu kitabı alıp okuyup, ya Nabokov, cahil Nabokov, yani Lenin'e bunu söylüyorsun ama işte Lenin, Fransız Jean Freire, Lenin edebiyat bulanın ilişkisini araştırdım. Bir kitap yazdı. O kitap da çevrildi. 60'larda Türkçe'ye çevrildi. Lenin'in çok iyi Rus edebiyatını incelediğini ve dünyada belki de bir politikacı olarak edebiyat eserlerinden en çok yararlanan, alıntı yapan, oralardan çözümleme yapan, yani mesela karşısında bir politikacı grubuna siz diyor Manilovcusunuz diyor. Manilov muydu? Ölü canlıların bir tipini bahsediyor. Veya işte bu adam bir Nozdarev'dir diyor. Bu yani edebiyat tiplerini, edebiyat tipolojisini politikaya uygulayan, politik görüşlerini daha iyi açıklamak için bunlardan yararlanan olağanüstü bir politikacı değil. Ve bir sosyalist bunu okuduğu zaman bir refleksi ortaya çıkıp ya bu ne saçma diyor demiyor. Nabokov satılıyor, basılıyor, okumaya devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi bu Nabokov'un bu şeyini okuyunca benim aklıma şöyle bir sahne geldi. Biliyorsunuz işte Soğuk Savaş, CIA, o kitap da çıktı. Ahmet Yıldız dostum da ilk bana o söyledi ya bu kitabı mutlaka gündeme getirmeliyiz. Neydi? Kavalcı parayı verdi, düdüğü çaldı. Saunders'in kitabı, Amerikalı Saunders'in. Soğuk Savaş'ta CIA'nin kültürel işlerini incelemiş. Kültürel ve inanılmaz kaynaklar, mektuplar, CIA ajanlarının mektupları. Bizzat CIA ajanlarıyla görüşmeler yaparak, onların anlattıklarıyla bir polisiye roman gibi CIA'nin işlerini yazmış. 1950'li yıllarda CIA, dünya kültürünün, insan aklını bozmak için İnanılmaz çalışmalar yapmış ve Nabokov da bunun aletlerinden biri. Ve biliyorsunuz işte Amerikan Senatosu'nda McCarthy soruşturmaları var. Bütün ilerici film yönetmenlerini, yazarları, senaristleri, tiyatrocuları sorguladılar. Sorguladıkları kişilerden biri de Charlie Chaplin'di. Charlie Chaplin terk etti Amerika'yı. Protesto etti ve Amerika'yı terk etti. Yıllarca Amerika'ya dönmedi, İngiltere'de yaşadı. Sonunda Amerika'ya döndü bir film yaptı. Filmin adı şuydu, New York'ta Bir Kral. New York'ta Bir Kral filminde Charlie Chaplin onu sorgulayan, 60'lı yıllardı bu, onu sorgulayan o alçak faşist McCarthy'cileri alaya alan, rezil eden sahneler çekmiştir hatırlarsınız. Bu sahnelerden biri de şudur. Bir liseye gider o, bir kral gelmiştir Amerika'ya, bir liseye gider. Lise ya da ortaokuldur. Yani 12-13 yaşlarında bir çocukla karşılaşır. Kocaman kafalı, parlak gözlü bir çocuktur. Ve birdenbire krala Karl Marx'tan ve sömürüden bahsetmeye başlar o çocuk. Hatırlar mısınız o sahneyi bilmiyorum, o filmi seyredenler. Ben onu
Robocop okuyunca bu sahne geldi gözlerimin önüne. Yani dedim ki ya Amerika'da bu çocuk gibi bir tane çocuk çıkmadı mı Robocop bunları anlatırken ölü canlarla ilgili? Ya sen ne zırvalıyorsun? Ne saçmalıyorsun? Demedim. Bu soruyu sordum. Ama sanıyorum ki Nabokov'u da 1960'larda üniversiteden attılar. Herhalde artık ıskartaya çıkardılar. Ölünceye kadar da ondan sonra zaten ders falan verdirmediler diye tahmin ediyorum. Şimdi Türkiye'de böyle bir durum var. Yani bugün biz edebiyat ve eleştiri başlığında konuşuyoruz. İşte burada Ahmet Yıldız edebiyat ve eleştiri dergisi çıkardı. Kaç yıl? 10 yıl mı? 17 yıl. 17 yıl. Ne diyorsun? Niye yürümedi? Şimdi onu söyleyeceğim ben. Siz bitirin de. Ha bitirin. Benim adımı koymuşsunuz. Ağır bir iş yani. Çok planlı programlı, büyük bir egomaniyanın altında tek başıma direnmeye çalıştım. En azından var olalım diye. Çok planlı bir işti yani bu iş. Evet. Şimdi ben de o zaman şunu anlatmak istiyorum. Yani burada Taylan arkadaşım çok güzel anladı. Yani hem edebiyatını, çürümüşlüğünü hem edebiyatın. Hem de buna yönelik eleştiri olarak görünen şeyin çürümüşlüğünü anlattı. Çünkü Afşar Hocam iyimser bir şekilde daha bilimsel, daha akademik, daha derinlemesine estetik bilinciyle, estetik bilgisiyle donanmış bir eleştirinin günümüzde geçerli olması gerektiğini ya da olduğunu söyledi ama aslında günümüzde akademilerde bunun tam tersini yaptılar hocam. Yani akademilerde düşünceyi fala dönüştürdüler. Şimdi şurada bizim bu yeni sayımızda bugün buradan Ankara'da bugün geldi. Bugün buradan alabilirsiniz. Bir çeviri yazı koyduk. Bir İngiliz akademisyen. 20 yıl bütün dünya üniversitelerinin egemenliğini alan Fransız teori, French teori üzerine yaşadıklarını anlatıyor. Çok ironik bir yazı. Bakın burada şöyle bir şey var. Bir bölüm okumak istiyorum size oradan. James Joyce uzmanı bir meslektaşım 15 yıl kadar önce Fransızcası çıkmış bir kitabını İngilizce yayınlamaya hazırlanıyordu. Benden çok kısa olan pasajlardan küçük bir kısmını İngilizce'ye çevirmemi istedi. Didine çalışa bulduğum saçmalarımı ona verdiğimde bana görüyorsun ya 70'lerde ne çok Lacan'ın etkisi altında yazıyorduk. Bu pasajlarda artık ne demek istediğimi kendim de bilmiyorum. Buradan bir şeyler çıkarmayı başardığın için teşekkür ederim dedi. Artık kendilerinin de arkadaşım söyledi anlam olmayan anlamsız şeyler yazdıklarını ve kendilerinin de hiçbir anlam göremedikleri şeyler yazdıklarını gerçek bir sayfayla önümüze koyuyor. Başka şeyler de var bunda. O French teorinin bütün dünyada nasıl egemen olduğunu ki arkasında muhtemelen o Saunders'ın yazdığı CIA'nin kültürel müdahaleleri var. Çünkü dünyanın her yeri 40 ülkesinde edebiyat kültür dergileri çıkarıyorlar. Parasını CIA'nin ödediği. Dünyanın birçok ülkesinde Kültürel Özgürlükler Kongresi, Sovyetler Birliği'nin kültürüne ve sanatına karşı Kültürel Özgürlükler Kongresi kuruyorlar. Kongreler, festivaller, şenlikler, konserler, sergiler düzenliyorlar. Dünya sanatını değiştiriyorlar. Ki edebiyatta da bunu şöyle yaptılar. İşte bu Nabokov'un ders verdiği yıllarda bütün Amerikan üniversitelerinde yaratıcı yazarlık bölümleri açtılar. Ve bu yaratıcı yazarlık bölümlerinden yetişen yazarlara kapitalizmi felsefesiyle, yani pragmatist bir felsefeyle hayata bakmayı, bireyciliği temel almayı, yani bireyci bir anlayışla yazdıkları her şeyi bireyci bir gözle yazmayı empoze ettiler. Ve bugün özellikle 80'den sonra Türkçe'ye çevrilen romanlara, hikayelere baktığınız zaman, Amerikan edebiyatından, başka dünya edebiyatından olsun, bireyciliği temel alan, toplumsal şeyi hep göz ardı eden eserler olduğunu görürsünüz. Ve bunları okuya okuya bizim de bu alana ilişkin bakış açımız köreldi ve belki de Taylan arkadaşımın söylediği yani sosyalistlerin bunu fark etmeden içselleştirmeleri sonucunu doğurdu. Buradan şuraya geleyim. Ben işte Besse'nin okuma kılavuzunda bunların örneklerini inceledim. Bazı tipik özellikleri var. Onları bir özetledikten sonra biraz Cumhuriyet üzerinde durmak istiyorum. Bir kere bunlarda bir monolog edebiyatı var. Yani kişiler yok. Yani kişiler birbirleriyle diyaloğa giren, birbirleriyle tartışan, birbirlerini etkileyip dönüştüren kişiler yok. Adam 600 sayfa kitap yazıyor. Bir ben anlatıcı var. Ve her şey o ben anlatıcının bir monologundan ibaret. Yani araya giren diyaloglarda bile onun çarpıtmasından oluşan bir monolog var. Ve bu monologlarda genellikle ironi egemen. Yani her şeyi eksensiz hale getiren, belirsiz hale getiren,
tersini düşündürebilir hale getiren, yani anlamı alabildiği kadar anlamı, niteliği, tipolojiyi, ilişkiler alabildiği kadar belirsizleştiren bir anlatım egemen. Bir de şu var, bunlar toplumsal hiyerarşiyi meşrulaştırıyorlar. Yani bizim mesela edebiyatımıza, eski edebiyatımıza baktığınız zaman haksızlığa karşı, toplumsal hiyerarşiye karşı, sömürüye karşı, iktidara ve egemene karşı büyük bir eleştiri görürsünüz. Yani biraz onların üzerinde de durmak istiyorum. Bunlarda o yok. Bunlar mesela zenginse onu meşru görüyor ve onun gözünden bakıyor. Onun gözünden insanları işte zenginler, üstün insanlar, değerli insanlar ve değersiz insanlar. Yani onları mesela şu Hamdi Koç'un Orhan Kemal ödülü verdikleri bir kitap var. Orada bir at arabacıyla karşılaşıyor. Ve o at arabacıya çok kızıyor oradaki at arabacı atını kırbaçlıyor. Hızlı gitsin diye atını. Bu tabii çok hayvansever olduğu için alçak diyor, sen bu atı nasıl kırbaçlarsın falan diyor. Bana sat diyor, bu atı kurtaracak. Bana sat diyor at arabacısına. At arabacı yok diyor, satmıyorum sana. Kafasını ikiye bölen bir ateş ediyor. Bunu anlatıyor. Ve bunu bize öyle bir anlatıyor ki yani çok hayvansever. Yani at arabacısı, yani biliyorsunuz at arabacısını hatırlayın. Yılmaz Güney'in Umut filminden hatırlayın yani. Bir at arabacısı Yılmaz Güney. Ve atı ölür. O sahneyi hatırladınız mı? Bir araba çarpar ve atı ölür. Şimdi bakın yani gerçekçi bakan at arabacısıyla at arasındaki ilişkiyi böyle böyle görüyor. Bu adam sanırım başka türlü görüyor. Bakın yani toplumsal hiyerarşiyi yeniden üretiyorlar. Bunlar monolog edebiyatı. Bunlar da sahneler yok, canlandırmalar yok. Yani olayları, kişileri anlatamıyorlar, canlandıramıyorlar. Yani mesela biz burada bir toplantı yapıyoruz, bu toplantıyı anlatamıyorlar. Şöyle diyorlar, işte diyorlar 3 tane yazar geldi, 30 kişi geldi, konuştular, sonra herkes dağıldı. Böyle anlatıyorlar. Yani buranın atmosferini çizemiyorlar. Çatışma ve çelişkileri öznelleştiriyorlar. Kişiler arasında çelişkiler yapıyorlar. Yani bizim eski edebiyatımıza baktığınız zaman hep o çatışmalar toplumsal çatışmaların iz düşümleridir. Yani o kişiler arasındaki çatışmalar bile toplumsallığı yansıtır. Bunlar şunu yapıyorlar, değerleri ortadan kaldırıyorlar. Yani hocamızın söylediği eleştirmen ve estetikçinin taşıması gereken ahlaki değerleri, bir yazarın, bir sanatçının taşıması gereken ahlaki değerleri ortadan kaldırıyorlar. İnsanı değersizleştiriyorlar. Mesela işte bu koca kitapta, buradaydı değil mi o? Ahmet Altan'ın Son Oyun romanıyla ilgili bu Onur Bilge Kula'nın bir yorumu var. O romanda Zuhal ve işte anlatıcı var. Arasında bir aşk var. Birbirlerini çok seviyorlar. Fakat diyor ki kadın, beni sat diyor. Yani bu bir Hollywood porno filminden bir fantazi gibi birdenbire. Beni sat diyor. Adam da götürüp kadını pazarlamak istiyor yani. Bu diyor ki, onu yorumlarken, yani bu değersizleşmeyi yorumlarken diyor ki, Zuhal diyor çok açık sözlüdür, sat beni diyecek kadar açık sözlüdür. Yani bakın, bütün değerleri yıkmak istiyorlar. Bütün toplumsal değerleri yıkmak istiyorlar. İşte emekçiyi bir öldürülecek, yani at arabacısını öldürülecek bir vasıta gibi görüyorlar. İşte kadın bedenini nesneleştiriyorlar. Mesela Ahmet Altan'ın romanlarında bu çok var. Birçoğunun romanlarında. Mesela şöyle sözü diyor ya, yani diyor ki işte 50 yaşlarında bir kadınla sevişiyor Ahmet Altan'ın romanındaki adam. Diyor ki ya işte diyor eskimiş diyor, eskimiş vücudu diyor şöyleydi diyor falan. Yani eşya gibi sözü diyor insanlar. İşte bu Hamdi Koç'un yazdığı Orhan Kemal ödülü verdiler, okumadan verdiler diye biz sonuca vardık. Yani çünkü jüride öyleleri var ki, Bilinç Aral var, işte Ahmet Telli var, şairimiz falan. Yani bir ölü odasını anlatıyor. Ölü odasında kızıyla seks yapma hayali kuruyor ve diyor ki ya bu ölü de diyor bayram ederdi diyor bu sahne karşısında diyor. Yani bunları anlatıyor. Yani böyle iğrenç şeyleri yazıyorlar. Veya işte Zülfü Livaneli. Yani demokrat bilinen bir yazar. Zülfü Livaneli'nin Konstantinye Oteli'nde bir nekropolis anlatıyor. Yani işte ölülerin şehri dediğimiz. Burada çok özgürlükçü ve çok işte nasıl diyelim, tarihe tersinden radikal bakan bir gözle şunu yazıyor. İşte diyor bir penis konuşmaya başladı diyor.
Ve parantez açıyor, diyor ki burası çok demokrat bir yerde diyor. Bir organ diyor, krallar gibi söz hakkı sahibiydi diyor. Ve Penis konuşmaya başlıyor, diyor ki ben diyor sahibimle mutlu bir hayat yaşıyordum. Taksim'deki kilisede diyor, papaz sahibimle diyor. İşte diyor 6-7 Eylül'de geldiler diyor, kopardılar diyor beni falan. Yani bakın 6-7 Eylül'ü buradan anlatıyor. Yani bir Penis'in ağzından anlatıyor. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Bilemiyoruz. Bütün değerleri yıkıyorlar. Tarih bilincini yıkmaya çalışıyorlar. Tarih bilincini, işte az önce Taylan'ın ayrıntılı bir şekilde gösterdiği gibi, yani mesela Cumhuriyet tarihine, Cumhuriyet tarihini bütünüyle çarpıtacak biçimde bakıyorlar. Yani şunu biliyoruz arkadaşlar, yani tarih bilincine baktığınız zaman, milliyetçilik, işte son 300 yılda sahneye çıkan, belki 400 yılda sahneye çıkan, burada belki de uluslararası ilişkiler okuyorsunuz birçoğunuz, bir şeydir, ideolojidir ve sermaye sınıfının ideolojisidir. Yani ulus devlet sermaye sınıfının bir örgütlenmesidir, iktidar örgütlenmesidir ve milliyetçilik öyle çıkmıştır ve bütün ulusların geçmişinde de vardır bu milliyetçilik. Yani böyle baktığın zaman işte Türk uluslaşmasının da kendi özellikleri vardır. Alman uluslaşmasının da, hatta biz şunu biliriz ki geç uluslaşmalarda mesela Almanların, İtalyanların, İtalyanlar birliklerini 19. yüzyılda kurmuşlar. Almanlar da hemen hemen öyledir. İşte Fransızlar, bütün ulusların geçmişine baktığınız zaman bu tür çatışmalar, asimilasyonlar, katliamlar vardır. Fakat bunlar tarih bilincini yok ettikleri için sanki sadece Türklerin uluslaşmasında bunlar varmış gibi. Ve işte kediye saldıran bir Türk imgesi gibi her alanda olumsuzlayarak bakıyorlar ve tarih bilincini ortadan kaldırıyorlar. Mesela yakın tarihe de öyle. Yakın tarihe şöyle bakıyorlar. Özellikle 27 Mayıs. Bu kitapların en önemli hedeflerinden biri. İşte 27 Mayıs bir askeri darbe. Bütün özgürlükleri ortadan kaldıran, idamları getiren filan bir darbe. Halbuki biz yani tarih bilinciyle baktığımız zaman 27 Mayıs'ın bugünkü iktidara çok benzeyen bir diktatörlüğü yıktığını biliyoruz. Ki bugünkü iktidara çok benzeyen diktatörlüğü de askerler değil. Askerlerden önce, bir ay önce, daha önce toplumsal bir başkaldırı var. Üniversite öğrencilerinin 28 Nisan'da İstanbul Üniversitesi'nde ayaklanmaları var. Turan Emeksiz'i öldürdüler polisler. Bu arada Afşar Hocam da oradaydı. Hocam 28 Nisan anılarınızı yazmıştınız bize, hatırladınız mı? Evet. Bir ayaklanmaydı o. 29 Nisan'da Ankara siyasal ve hukuk öğrencilerinin ayaklanması. Arkasından işte... Harp okulu öğrencileri, 555 K'lar ve en sonunda bir müdahaleyle bu sorun çözüldü. Fakat bunların kitaplarına baktığınız zaman bütün sorunların kaynağı 27 Mayıs, 27 Mayıs darbesidir. Onun yerine mesela bir 12 Mart'ı, bir 12 Eylül'ü ise hafif bir şekilde yazarlar. Bunlar mesela biraz daha eskiye gidelim. Ahmet Ümit'in Elveda kitabında, Elveda Güzel Vatanım kitabında İttihat, Terakki ve 1908 devrimi aşağılamış. Yani çünkü bunların en büyük sorunları bizim tarihimizdeki bütün devrimci hareketleredir. Yani Cumhuriyet'e, Cumhuriyet yetmeyince İttihat, Terakki, İttihat, Terakki yetmeyince Tanzimat'a giderler. Bütün ilerici ve devrimci gelişmeleri hedef haline getirirler. Ahmet Ümit de, ki kendisi sosyalist bir geçmişten geliyor, benim de arkadaşım da yıllar önce, Elveda Güzel Vatan'ı İttihat, Terakki bir İttihat, Terakki militanını. Yani tıpkı işte Ahmet Altan'ın bu sudaki izinde bir sosyalist militanı nasıl aşağıladığı gibi, o da oradaki İttihat Terakki Burjuva devrimcisini aşağılıyor. Orhan Pamuk, o da tarihe soyulmuş. Tuhaflık kitabında Türkiye'nin kentleşmesini, köylerden kentlere göçü, gecekondulaşmayı anlatıyor gibi görünüp onu çarpıtarak yine tarih bilincini silmeye çalışıyor. Bir de bunlarda gündelik bir dil var. Estetikleri son derece yetersiz dedim, monolog var. Aynı zamanda da bir gündelik dil var. Yani edebiyatın gündelik dilin ötesinde bir dil kurması gerekiyor. Bir daha güzel, daha akıcı, daha gelişkin bir dil oluşturması gerekiyor. Bunlar da yok. Ve rastgele bir dil. Yani işte oturuyor, mesela mahalle dedikodusu yapan çok sevimli kadınlar vardır. Anlatırlar da anlatırlar. Bunlar da öyle. Anlatırlar, anlatıp yazıyorlar. Ve hiçbir şeyleri yok. Kurgu dertleri yok. Kurgu yapmasını bilmiyorlar. Yani her şey var. Yani mesela bu Elveda romanında şöyle bir kurgu var. Kurgu olmadığı için kronolojiyi almış. Açmış bir tarih kitabını.
Hareket ordusu ne zaman yola çıktı? İşte Selanik'te Abdülhamit'in gönderdiği paşa İttihat Terakki ne zaman suikast yaptı? Resmi Niyazi daha ne zaman? Onları böyle sıralayarak bir kurgu oluşturmuş. Hiçbir kurgu yok. Ve nedensel ilişkiler kuramıyorlar kurgu olmadığı için. Tamamen keyfi ve dramatik çatışma kuramıyorlar bunları yapamadıkları için. Ve bütünüyle masa başında oluşturuyorlar kişileri. Yani bizim edebiyatımıza baktığınız zaman çok güçlü tipler görürsünüz. Yani toplumsal gelişmenin içinden çıkmış tipler görürsünüz. Söz gelimi Taylan'ın da andığı 3 İstanbul'u okuduğunuz zaman oradaki Adnan gerçekten de o çağın tipidir yani o Adnan. Adnan'ın çevresindekiler de öyle. Abdülhamit'in bir paşası vardır. Adnan vardır. İşte o yalının sahibi olan Büşür vardır. Ve inanılmaz bir diyalektiktir. Yani onların 10 yıl içinde en alttakinin en üste, en üsttekinin sokakta dilenciliğe dönüştüğünü gösterir. Bir devrim içinde zaten bunlar olur. Ve o kitap öyle bir kitaptır ki, yani Rus devriminin elinden kaçanları da İstanbul'da bize gösterir. Yani o tarihsel süreci inanılmaz bir şekilde anlatır. Çok güçlü bir kitap. Bunlarda öyle bir şeyler yok. Bunlar masada oturuyorlar. İşte köyden gelen Mevlüt diyor. Nasıl olur? İşte bilgisiz olur, korkak olur, şöyle olur, böyle olur. Oturup roman yazıyor. Ama mesela şeyi okuyun. Kemal Ateş'in Toprak Kovgunları romanı vardır. Ankaralı bir yazar abimiz. Onu okuduğunuz zaman o Gecekondu Mahallesi'ne hayat vardır orada. Birdenbire girersiniz. İşte çocuklar sokakta koşturmaktadır. O Gecekondu içindeki insanların hırsları filan çok güzel yansır. Şimdi bu Orhan Pamuk'un Gecekondu'sunda böyle bir şey yok. Adam masanın başında oturmuş. İşte köylüler geldiler, sınırları çizdiler. Sınır taşlarını anlatıyor bize. Yani hayatı anlatamadığı için başka şeyler anlatıyor. Karaktersiz dedim. Diyalog yok dedim. Ve bir de bunlar didaktik kitaplar. Yani egemen düşünceyi anlatmak için, yani bir edebiyatta olmaması gereken doğrudan şeyler anlatıyorlar. Doğrudan bize nutuk atıyorlar. Monolog olmasından gelen bir avantajı da kullanarak bize sürekli ıdı vıdı bir şeyler öğretmeye çalışıyorlar. İşte 27 Mayıs öğretmeye çalışıyor, kentleşmeyi öğretmeye çalışıyor, İttihat Terakki öğretmeye çalışıyor. Konstantiniyye Oteli'nde Zülfü Livaneli gazete haberlerini bize anlatıyor. Yani gazete, okuyun o kitabı, size çok tanıdık gelecek. 10 yıl önce gazetede okuduğunuz bir haber romana giriyor. Tabii gerçek romana girsin, haber de girsin ama dönüştürülerek girsin. Yani birebir bir gazete olarak giriyorsa edebiyata ne gerek var? Yani aslında ben biraz da Cumhuriyet'in kazandırdığı edebiyattan söz edeceğim. Zamanım kaldıysa var mı? Şimdi olumlu anlamda edebiyat toplumu etkiler ve değiştirir. Yani bizim tarihimize baktığımız zaman, yani bizim edebiyatımız da bizim tarihimizi yapan insanları oluşturmuştur. Yani söz gelimi işte Namık Kemal aklımıza geldiğinde, Namık Kemal'in işte bir hürriyet kavramını getirdiğini, bir vatan kavramını getirdiğini görüyorsunuz. Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa, toplumun ileriye gitmesi düşüncelerini, temalarını getirdiğini görüyorsunuz. Namık Kemal oturuyor, İntibah Uyanış romanını yazarken, bir ön söz yazıyor ve şöyle başlıyor. Diyor ki, çok önemli bir şey. Dil diyor, bir toplumun dili. İncir gibi kaya kovuğunda yetişmez, gelişmez diyor. Yani kaya, onun diyor gelişmesi için romanlar yazılmalı, hikayeler yazılmalı. Ben de size diyor, Türkçenin roman yazmaya elverişli bir dil olduğunu göstermek için bir roman yazıyorum diyor. Ve roman okuduğunuz zaman hemen 19. yüzyılın ikinci yarısındaki Osmanlı toplumunun değişmesini görüyorsunuz. İşte Çamlıca'daki gezinti yerleri, kadınla erkeğin ilk defa karşılaşmaları, aşk ilişkisi ve duygusunun doğması, bütün bunları Namık Kemal'in romanında görüyorsunuz. Veya Şemsettin Sami'nin Taşuk-u Talat ve Fitnat romanında görüyorsunuz ve kadının nasıl bir nesne haline geldiği bir toplumda, Osmanlı toplumunda, özgür olmadığı bir toplumda nasıl trajedilerin doğduğunu görüyorsunuz. Kısa bir süre sonra bakıyoruz, işte Sami Paşa'nın Sade Sezai'nin sergüzeştiğinde bir köle kadının, bir cariyenin trajedisini bize anlatıyor. Yani o topluma ilişkin hem bilgi hem duyarlılık taşımış bu kitaplar. Ve bakın Türkiye'deki devrimlerin ilk çözdüğü meselelerden biri de kadını özgürleştirmek olmuş. Yani bu romanlar, bu edebiyat bir anlamda o toplumun gelecekteki perspektifini belirliyorlar. Gelecekteki programı çiziyorlar. Yani Handan romanını, 1912'de Halide Edip'in yazdığı Handan romanını okursanız çok şaşıracaksınız mesela. Handan romanını okuyun. Orada diyor ki işte devrimci erkekler var. Muhtemelen o işte 1908 devrimi yapan erkekler. Orada diyor ki erkekler, ya diyorlar, bizim işte eşimizin
toplumsal konulara hiçbir duyarlılığı yok. Felsefeden anlamıyor. Yani biz onlarla bu konuları konuşamıyoruz. Yani kendi kapalı dünyalarında yaşıyorlar. Andan diye bir kadın var. O tam da böyle bir insan. Felsefeyle ilgili topluma etkide bulunmak isteyen bir insan. Yani toplumun gereksindiği, aradığı ve doğan insanları edebiyatımızda görüyoruz. Halit Ziya'nın Mavi ve Siyah'ında Ahmet Cemil, başka bir tip. Bütün bunları yazarlar ortaya koyuyorlar. Tevfikret'in şiirleri, en çok Cumhuriyet'i yapan kişileri etkileyen şiirler Tevfikret'in şiirleri. Ve Tevfikret'in şiirini okuduğunuz zaman tarihi kadimde bir tarihi materyalist bir tarih bilincini görüyorsunuz. Bir felsefeyi görüyorsunuz ve bu yaygınlaşıyor. Sonuçta etkiliyor ve bu etkiden de toplumda bir hareket ve dinamizm doğuyor. Sonrasına bakın, bu postmodernlerin hiç sevmediği Yakup Kadri'ye bakın, Reşat Nuri'ye bakın. Şimdi Yakup Kadri'ye ilgili şunu da söyleyelim. Yakup Kadri talihsiz bir biçimde eserlerin mirasçısı Murat Belge'dir. Çünkü Yakup Kadri'nin eşi Murat Belge'nin teyzesidir ve Yakup Kadri'nin de çocuğu yoktur. Bütün eserleri ona kalmıştır. Ve çok ilginç bir şey, Yakup Kadri'nin hiçbir mektubu yayınlanmamıştır. Yahya Kemal'in bile mektupları yayınlandı. İşte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın mektupları yayınlandı. Yakup Kadri'nin, ben öyle biliyorum ve inanıyorum ki, yayınlanmayan daha en az onlarca kitabı var. Mektupları var, başka yazıları var, denemeleri var. Yayınlatmak istemiyor çünkü, sansür ediyor çünkü, cumhuriyetçi bir insan. Çünkü cumhuriyeti kuran aydınlardan biridir Yakup Kadri. Ve yok ettiler onu. Yayınlamıyorlar. Ben bir kitap hazırlıyordum, izin aldım, girdim arşivine. Şunu fark ettim. Karısı Leman Hanım uçak biletlerine kadar saklamış. Muhtemelen çok büyük bir mektup koleksiyonu var. Bazı fotoğraflarını aldım. Bir kitap hazırlıyordum. 100'e yakın fotoğrafını aldım Yakup Kadri'nin. Son dakikada dedim ya bunları nasıl bize bana verdiler. Tam böyle ben kurtardım diye düşünürken son dakikada bir dakika dediler. Biz dediler sadece daha önce yayınlanmış olanları verebiliriz. İlk defa biz yayınlayacağız dediler. 15 yıldır hiçbir yayınlamadı. Sadece yayınlanmış olanlar. Böyle bir durumdayız. Yakup Kadri'yi okuyun. Mesela Yakup Kadri'nin romanları Cumhuriyet'in bütün çelişkilerini ve çatışmalarını bize anlatır. Uluslaşma meselelerini anlatır. Neden Cumhuriyet yıkıldı? Bugün neden yıkıldığı 1949-50 yılında yazdığı Panorama'da görürsünüz. Ve 1950'de yazan Panorama'da şeriatçıların ülkeye egemen olmasını da öngörmüştür. Hatta şöyle bir cümle geçer. Daha önceki bir söyleşide de bunu söyledim. Diyor ki oradaki aydın, yani devrimci aydın, yenildiklerini görüyor. 1950'de Demokrat Parti iktidara gelmiş ve bütün şeriatçılar sokağa çıkmışlar. Artık gericiler her şeyi belirlemeye başlamışlar. Oradaki aydın diyor ki yarın diyor, çok kısa süre sonra diyor, bize şöyle diyecekler, atı alan üstleri geçti ve artık biz kıpırdayamayacak hale geldik. Bu cümle vardı Panorama'da. Okuyor. Ve roman şöyle biter. Bu iki aydın Fatih'le Horhor civarında bir tekkede ayin yapan tarikatçılar linç ederek öldürürler. Evet. Öyle biter yani. Panorama müthiş, müthiş bir kitaptır. Yani iyi edebiyat, o toplumun değişmesini, o toplumun insanların duyarlı hale gelmesini ve o toplumun insanlarının belki gelecekteki programını belirler. Şimdi ben Rus edebiyatına da girecektim ama herhalde sürem doldu. Rus edebiyatında da bu var. Hatta Rus edebiyatında şunu da görürüz. Bizde belki biraz daha eksik kalan bir şeydir. Eleştiriyle edebiyat birlikte gitmiştir. Yani Rus edebiyatının 19. yüzyılda Pushkin'le diyelim başlatırlar genellikle modern edebiyatı. Pushkin'le birlikte mesela Beniski diye bir eleştirmen çıkmıştır. Onun arkasından Dobrolyubov, Çernyshevski ve Dobrolyubov diye eleştirmenler çıkmışlardır. Ve bütün bunların eleştirileri, yani Gogol'ü, Dostoyevski'yi, Tolstoy'u, Turgenev'i yaratmıştır bunların eleştirileri. Oblomov'un yazarı Gonçarov'u bu eleştiriler geliştirmiştir. Böyle bir eşgüdüm vardır ve biliyorsunuz işte dünyanın da en gelişmiş devrimi Rusya'da oldu. Yani bu edebiyatla beslenen devrimcilerin, halkın yarattığı bir eylem oldu. Ben bu kadar söylüyorum. Teşekkür ederim.